Evet sevgili öğrenciler, etiksel potansiyel enerji test 2'deyiz, beraberiz. Burada sordukları soru sürtünmesiz yatay düzlemde sabitlenen bir artı Q yükü ve eksi Q yükü var ve F beyaz ile fırlatılmakta. Eksi Q yükü hızı yönünde yer değiştirirken sistemin elektriksel potansiyel enerji ve eksi Q yükünün kinetik enerjisi nasıl değişir diye sorulmakta. EP'yi hatırlayalım. K çarpı artı Q çarpı eksi Q bölü aralarındaki mesafeydi. Ve aralarındaki mesafeyi ne yapacağız biz bu durumda? Arttırmış oluyoruz. Arttırmış olduğumuzda o halde EP'nin değeri de ne olacaktır? Düşecektir. Yani eksi değerin sıfıra doğru yaklaşması potansiyelin artması demektir. Yani potansiyel artar diyoruz. Potansiyel artar. Yani ne olacak? Sıfıra doğru yaklaşacak. Yani eksiden, yani atıyorum eksi 2'den sıfıra doğru yaklaşırken dolayısıyla artı değere doğru yaklaşmış olacak. Potansiyel artacak. E potansiyel artacak. Sağa doğru giderken de ne olacak? Geri çağırıcı bir kuvvet var. Artı Q yüküyle eksi Q yükü arasında. Bu da sonuçta hızını azaltacak. Bunun azaltması yani elektriksel potansiyelin artması, kinetik enerjisinin de azalması demektir. Yanıtımız B seçeneğidir diyorum. İkinci soruyu sürtünmesiz yatay düzlemde sabitlenen artı Q yükünün D1 ve D2 uzaklığında cisimlerimiz olacak. Onu bir bakalım. Hemen çizelim. Şimdi birinci cismi çizdiğimizde şimdi burada bir cismimiz var. Artı Q yükü uzaklıkta. D1 kadarlık bir mesafeye artı Q yükü bırakılıyor. Şurada hemen onu yazalım. Burası D1 mesafesi tabii ki. Sonra artı Q yükü D2 kadar uzaktan geçerken sahip olduğu kinetik enerjiyi veren yani şuraya da aynı yükü artı Q diye tekrar D2 diye yazalım. Potansiyel farklarının arasındaki yani şöyle delta EK ne olacaktır? Yani daha doğrusu EK yapılan işe eşit olacaktır. Bunu mekanikten hatırlayalım. Yapılan iş eşittir. Bu da potansiyel farkı. Şöyle yukarıya güzelce yazalım. Şimdi potansiyel farkını yazarken de EP2 eksi EP1 yazacağız. EP2 nedir? K çarpı büyük Q çarpı küçük Q bölü D2 yani ikinci konumdaki eksi K çarpı büyük Q çarpı küçük Q bölü D1. Buradan gerekli işlemler yaptığımızda ne çıkacaktır? K çarpı büyük Q çarpı küçük Q parantez içinde 1 bölü D2 eksi 1 bölü D1. Buna uygun seçenek de D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, üçüncü soruda sevgili öğrenciler. Yarım çember üzerinde ne var? Bir tane cismimiz var. Ve bu cisim, X cismi ne yapmakta? K ile Y noktasındaki Y cismi negatif elektrik yüklüdür. Hemen şu altlarına yazalım. Bu eksi yüklü. Bu da eksi yüklü. Y cismi KdMn yolunu alırken hangi aralıklarda elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır diye sorulmakta. Sevgili öğrenciler, iki cisim de birbirine yaklaşırken, çünkü ikisi de negatif olduğu için buradan potansiyel enerjiyi tekrar hatırlayalım. K çarpı eksi bir yük, gene eksi yükle çarpılıyor. Sonuçta aradaki mesafe ne olmakta? Küçülmekte. Aradaki mesafe küçüldü zaten bu değerimiz nedir? Artı bir değere ulaşıyoruz. Birbirini iten iki cismi yaklaştırmaya çalışıyoruz. Yani biz aslında iten cisimlere karşı iş yapmış olmaktayız. Sonuçta KL arasında tabii ki iş yapacağız. LM arasında ise iki cisim arasındaki mesafe hep sabittir. Yani bu çember üzerinde sabitimiz var. Sonuçta KL üzerinde yani hareket ederken KL'de bir iş yaptık ama LM'de yapmadık. M'den sonra ise artık uzaklaşıyoruz. Yani iki cisim zaten birbirini itmektedir. İttiği için de MN arasındaki potansiyel azalmaktadır. Zaten cisimler de birbirini itmektedir. O halde cevabımız sadece yalnız KL'dir. Yanıtımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuza geldik. Sabitlenen pozitif KL cisimleri var sevgili öğrenciler. Burada K ve negatif pozitif K yani burada gözüküyor ve negatif L var. Karesinin arasındaki pozitif yüklü M sadece X noktasına kadar açılarak bırakılıyormuş.
sadece ikisi arasında karneye değmeden savunma hareketi yapıyor. Buna göre yargılanan hangine doğrudur diye sorulmakta. Sevgili öğrenciler, X noktasına gelirken elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapıldığından yani küçüktür. Yani bu kesinlikle doğrudur. Çünkü zaten birbirlerini itmektedirler. Peki 2'ye bakalım. X'ten düşüğe gelene kadar M'nin elektriksel potansiyeli azalır diyor. Mesafe artmaktadır X'ten M'ye gelirken. Sonuçta X'ten düşüğe gelene kadar M'nin elektriksel potansiyeli azalmaktadır. Düzeltiyorum. Neden azalıyor? Çünkü ikisi zaten yukarıda artıydı. Yani artı ile artı çarpılmaktadır. D mesafesi de arttığı için dolayısıyla bunda da bir K ile çarptık. EP ne olacak bu durumda? D artınca EP de azalacak. Yani X'ten düşüğe gelene kadar EP'nin azalması kesinlikle doğrudur. Peki M cismi X ve Y'den düşe konuma aynı sürede mi gelir? Hayır, aynı sürede gelmez. Çünkü K iterken L çekmektedir. X'ten düşe konumuna daha kısa zamanda, yani buradan buraya daha bir kısa zamanda gelmektedir. Yani dolayısıyla M cismi X ve Y'den düşe konumu aynı sürede gelmeyecektir. Yanıtımız 1 ve 2'dir. B şıkkıdır. 5. sorudayız. Şekildeki gibi yerleştirilen noktasal K artı Q ve eksi Q yüklerimiz var. Burada görülmekte en sağda ve en solda. Elektriksel etkileşimlerden yalıtılmış bir bölgedeler. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmakta. Şimdi bir kere K'nın elektriksel potansiyeli pozitiftir diyor. Bir kere skalar bir büyüklüktür. Skalar bir büyüklük tabii ki pozitiftir ama nasıl pozitiftir ona bir bakacağız. Bir yükün bir noktadaki potansiyelini incelediğimizde buradaki mesafe buradaki mesafeden daha küçüktür. Nasıl bulacağız? K noktasının yani VK diyelim. Burada K çarpı Q bölü D dedik. Artı K çarpı eksi Q bölü 2D dediğimizde paydaları eşitlediğimizde tekrar bunu 2 ile bunu 1 ile çarptığımızda bu değer pozitif çıkacaktır. Pozitif çıkacaksa bir numaralı yargı doğrudur. L'nin elektriksel potansiyeli negatiftir diyor. Aynı işlemi VL için yaptığımızda bu sefer yakın olan hangisi olacak? Eksi Q olacak. Diğeri 2D mesafesinde olacak. O halde L noktasında da değerimiz negatif çıkacak. O halde o da doğrudur. Peki K'nın potansiyeli, elektriksel potansiyeli L'ninkine eşit midir? Tam ortada olsalardı sonuçta farklı olacaktı ama tabii ki K noktasını soruyor. VK için yaptığımızda ne olarak bulabiliriz? VK'nın elektriksel potansiyeli L'ninkine zaten burada eşit olmadığını ortada değil mi? Yani bir tanesine zaten artı değer çıkıyor, bir tanesi de eksi değer çıkıyor. Burada eşit olmadığını zaten skalar bir büyüklük olduğu için rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman 3 yanlıştır. K'nın elektriksel potansiyeli L'ninkinden büyük müdür? Evet doğrudur zaten artı eksi bir yerde soruyu tekrar değiştirerek tekrar 4. yargıda sormuş. Onun da zaten doğru olduğunu biliyoruz. Çünkü pozitifin negatiften büyük olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda yanıtımız E seçeneğidir. Bu sorumuz bir bilgi sorusu sevgili öğrenciler. Noktasal bir yükün yakınındaki bir ne diyor? Noktada bulunan artı bir birimlik test yükünün elektriksel potansiyel enerjisi. Elektriksel potansiyel enerjisi skalar bir niceliktir arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekmekte. Yükün o noktadaki elektriksel potansiyeline eşittir. Bu da kesinlikle doğrudur. Bu bir bilgi sorusu sevgili öğrenciler. Skalar bir büyüklüğün değeri pozitif olduğu gibi negatif bir büyüklük de olabilir. Sonuçta her üç bilgi de bizim için doğru bilgilerdir. Yanıtımız E seçeneğidir diyorum ve 7. soruya geçiyorum. Evet 7. sorudayız sevgili öğrenciler. Bu soruda sorulan soru potansiyelle ilgili gene. Şekil 1'deki artı Q yükü var ve bir de eksi Q yükü var. X, Y noktalarının yanına yerleştiriliyormuş. Yükler ok yönde biraz ötelenirse X ve Y noktalarındaki elektriksel potansiyeli nasıl değişir diye sorulmakta. Sevgili öğrenciler bu noktalarda X ve Y noktalarında artı
bir yükün olduğunu düşüneceğiz. Artı bir Q'luk yükün olduğunu düşüneceğiz. Artı Q yükünü X noktasına getirirken iki artı parçacığı birbirine yaklaştırmamış zor bir işlem olduğu için, yani zorlanacağımız bir işlem olduğunu düşünerek hesap etmemiz lazım. Yani zorlandığımız için bu potansiyelin arttığını düşünmemiz lazım. O halde X'inki artar artar olacak. Peki eksi yüklü bir parçacığı artı yüklü bir parçacığa yaklaştırmak aralarındaki çekim kuvvetinden dolayı kolay bir işlemdir. O halde Y'ninkinin de azalması gerekmektedir. Yani X'inki artarken potansiyeli Y'ninki azalacaktır. Yanıtımız C seçeneğidir diyorum. 8. soruya geldik sevgili öğrenciler. Bu soruda gene elektriksel potansiyel tabii ki. X ve Y yükleri var. Şekildeki gibi yerleştirilmişler. L noktasında elektriksel potansiyeli sıfırmış. Yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi L noktasının potansiyelini hemen yazalım. K çarpı Q X bölü ne kadar uzaklığımız? 3D. Ötekisi de K çarpı QY bölü uzaklığı D. Bu sıfırmış. Eşitliğin öteki tarafına geçirdiğim zaman ne çıkmakta? QX eşittir eksi 3 QY çıkmakta. Şimdi X'in yükü Y'ninkinden büyük müdür? Evet, tabii ki büyük olacaktır. Çünkü nedir? Burada bir kere zıt işaretlidir. Değil mi? Yani QX artıyken QY eksidir. Evet, 2'ye bakalım. X ve Y cismi zıt cins elektrikle yüklü. Zaten bunu bulduk. K'nın elektriksel potansiyeli negatif midir? Hemen ona bir bakalım. VK'yı yazalım. K çarpı QX bölü D artı K çarpı eksi QX bölü 3D diyeceğim. Neden? Çünkü QY'yi buradan yalnız bırakırsam ne çıkacak? Eksi QX bölü 3 çıkacak. Yerine yazdım. Yerine yazdıktan sonra payda eşitliyorum. Ne çıkacak? Eksi 3KQX bölü eksi KQX bölü 3D çıkacak. Buradan 2 bölü 3 KQX bölü D çıkacak. Bu değerde pozitif bir değerdir. Negatif değildir. Yani sonuçta sadece 1 ve 2 doğrudur. Yanıtımız D seçeneğidir. 9. sorumuza geldik sevgili öğrenciler. Bu soruda neyi bulmamız isteniyor? Hangi noktanın diğer noktalardan elektriksel potansiyeli büyüktür diye sorulmakta. Şimdi iki tane yükümüz var. Artı Q yükü ve eksi Q yükü. Artı Q yüküne en yakın noktanın dolayısıyla bir potansiyeli olacaktır. Diğer eksi Q yüklü noktanın ondan ne olması lazım? Uzak olması lazım. Peki artı Q yüküne en yakın nokta hangisidir? K'nın olduğu noktadır. Dolayısıyla mesafe küçüldüğü için artı Q yükünün K noktasında oluşturduğu potansiyel eksi Q yükünün K noktasında oluşturduğu potansiyele göre ne olacaktır? Büyük olacaktır. Sonuçta K noktası diğer noktalara göre daha büyük bir potansiyele sahip olacaktır. Yanıtımız A seçeneğidir sevgili öğrenciler. 10. ve son sorudayız. Bu soruda hemen okuyalım. Eşit bölmelendirilen düzlemdeki pozitif yüklü K ve N ile negatif yüklü M ve N noktasal cisimleri şekildeki gibi yerleştiriliyor. Cisimlerin O noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel sıfırdır diyor. Yani burası artı, burası da artı, burası da eksi. Şimdi bakın ne diyeceğim size. Her iki noktada da eşit mesafede bütün noktasal cisimler. O halde O noktasında yukarıdaki artılarınla aşağıdaki eksilerin toplamları ne olması lazım? Birbirlerini götürmeleri lazım. O halde K ve L yüklerinin toplamı L ve M yüklerinin toplamına eşit olacaktır. Peki K'nın yükü L'ninkine eşit midir? Eşit olmaya da bilir. Neden? Çünkü mühim olan toplamlarının eşit olması lazım O noktasında oluşturdukları. Yani atıyorum burası artı 2 iken burası artı 3 olabilir.
Ama aşağısı da atıyorum eksi 1 iken burası da eksi 4 olmalıdır. Yani yukarıdaki değerlerle yani artı 2 artı 3 daha 5 etti. Eksi 1 eksi 4 daha yine eksi 5 etti. Toplamları 0 oldu. Mühim olan cebirsel toplamlarının aşağıdakilerle eşit olması lazım. O halde eşit olmayabilir. Yani kesinlikle doğru değildir. Oradaki bileşik elektrik alanının yönü aşağıya doğrudur. Aşağıya doğru olabilmesi için yukarıdakilerin 2, 2, aşağıdakilerin de atıyorum eksi 2, eksi 2 olması gerekmekte. Ve bu dengesizlik de sonuçta bileşkenin de bu şekilde olmamasını doğuracaktır. Yani kesinlikle doğru değildir. Sonuç olarak oradaki bileşik elektrik alanının yönü aşağıya doğrudur ama tam dik aşağıya doğru yani eksi y eksenine doğru değildir. Sonuçta olmayabilir ama olabilir. Kesinlikle sorulduğu için bunu kabul edemeyiz. Eksi koyuyoruz. Sadece A seçeneğidir doğru olan. Yanıtımız A'dır. Son soruydu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.